Şimdi gül hasadında önemli olan birincisi çiftçi açısından bakarsak gül çiçeğinin ağır olması gerekiyor. Ve sanayici açısından bakarsak yani gül işleyen yağ fabrikaları açısından bakarsak uçucu yağ oranının en yüksek olduğu zaman olması gerekiyor. Çünkü hem çiftçi burada kazanması gerekir hem de sanayici kazanması gerekir. Çiçeğinde yani bitkinin de yıpranmamış olması gerekir. Çünkü çiçeğinde bir ömrü var. Şimdi şöyle yaklaşırsak genelde şunlar tomurcuk dediğimiz. Hatta şu en küçük tomurcuk hali. Sonra birkaç gün sonra bu hale geliyor. Sonrasında bu hale geliyor. Sonrasında şu kupa dönemi dediğimiz bu hale geliyor. Ve en sonunda da şuradaki açma devresine geliyor. Yani dönem dönem. Yani literatürlerde de 5 döneme ayrılıyor aslında çiçeklemenin seyri. Genellikle hasadın yapıldığı zamanlar şu dönemler veya şuradaki daha tam yeni açmak üzere olan kupa dönemleri dediğiniz dönemler. Burada hem uçucu yağ oranı yüksek hem de yağ verimi yüksek. Bazı zamanlarda çiçek haliyle bunun üzerinde açıyor ve bir gün süreli açık kalabiliyor. Sonrasında pembe renkli kısımlar beyaza dönüyor ve iç kısmındaki şu sarı renkli anterler yavaş yavaş kahverengileşmeye başlıyor. Bu artık gülün bir gün önce açtığını gösteriyor. Ve o gül artık işlevini yitirmiş hale geliyor. Çünkü hem uçucu yağ kaybı var hem de renk kaybı var.